Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla toplanmıştı. Kabine sonrası gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyalini verdi. Bakan Işıkhan, Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz dedi. Mecliste yeni yılın bütçe çalışmalarının başlamasıyla birlikte gözler emeklilere verilecek zamma çevrildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için görüşmeler hala devam ediyor. Zam oranının %50 civarında olması bekleniyor. Tahmin edilen zam uygulanırsa en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde 100. yıla özel emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden emekli çiftçiler yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla bu konuda bir çözüme gidilmesi de mümkün görünüyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha meclis gündemine geliyor. Yeni düzenlemeyle ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılıyor. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacak. Ödenecek primlerin her ay 1/3'ünü devlet karşılayacak. Bağkur ve SSK primleri eşitlendiğinde 4500 günle emekli olabilecekler. Ayrıca sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. İkinci adım olarak çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adımda ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasasının kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24 ila 30 Kasım haftasında öğretmenlere tren biletlerinde %50 indirim uygulanacağını duyurdu. Bu indirimden MEB'e bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenler faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesi yeterli olacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı. Tezli yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira burs verilecek. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.